böyle takımda eksiklik, meksiklik, onlara yakalandığınız zaman maalesef onlar oluyor. Yani şimdi tabii ki orada %100 haklısınız. Yani bazı maçları biz hakikaten kaybetmememiz gerekiyordu. Bunun farkındayız ama dediğimiz gibi bazı eksiklikler oluyor, bazı hatalar oluyor. Yani onları yaşadığınız zaman da sıkıntı oluyor. Örneğin mesela yani söylemeyecek şey ama bunların tabii ki bazen de bilmeniz de gerekiyor. Yani bir Ümraniye maçında ki Mustafa Yatabar'ın yaptığı iş değil yani. O bizim takıma bir şey olmaz orada. Biz oradan o maçı kazanır gelirdik belki büyük ihtimalle 11 kişi devam etseydik. Yani mesela bir tane maçımız var. Yani onu bilmiyorum. Bir Sivasspor olduğu için öyle herkes pasif şekilde geçti, gitti. Ya golü vermiyor adam, senin golünü vermiyor. Siz gol biliyorsun, golü vermiyor şimdi. Bizim o puana bak ihtiyacımız var. Anladın mı? Ama Sivasspor olunca vermiyorlar adamlar. Vermeyince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. O unutuluyor, gidiyor. Sivasspor deniyor, gidiyor. Ona benzer bir sürü var bizim. Mesela şimdi İstanbulspor maçında biz rotasyon yaptık. Takım yorgun diye bakın. Yorgun. Yorgun, oynayamıyor adam, oynayamıyor. Yorgun, iyileşmiyor. Ne yapacağız o zaman? Rotasyon yapıyorsunuz. Yaptığınız anda beklentinizin karşılayamıyorsunuz. Onda da yani oynamayan arkadaşlarımızın çoğunu oynatıyoruz. Ama beklentimizin altında kaldığı zaman da tabii ki o zaman sıkıntı yaşıyor. Biz şimdi ligde maçları oynarken takımlar bize normal bir Sivasspor gibi davranmıyor. Biz şimdi İstanbulspor'la oynadığımız zaman hatırladığım kadarıyla biz Slavia Prag'dan döndük, oraya geldik. Hatta biz dedik ya direkt İstanbul'a mı gelseydik dedik. Yani o kadar yorgun takım. Siz bilmiyorsunuz, biz sabah buraya 5'te 6'da geliyoruz. 2 gün sonra tekrar maça çıkıyoruz. Yani bunu kaldıracak ne bir kadromuz var ne de öyle bir şeyimiz var, imkanımız var. Yani biz gittik o gün İstanbulspor maçında da Dimi'nin eli böyle şuraya çarpıyor, penaltı veriyor. Ondan sonra buraya biz bir maça geldik, eli böyle Büyükşehir maçı, Başakşehir maçı buraya çarpıyor, vermiyor. Yani bu oradan da şanssızlık yaşadık yani. VAR'dan, hakemlerden bayağı bir yaşadık yani. Onun için bunlar da birleşince tabii ki maalesef öyle oluyor. Ama şu anda eskiye dönüp gitmemize gerek yok. Eskiye dönmeden şu anda elimizdekileri çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da bütünleşirseniz olur. Onun için de herkesin burada bütünleşmesi gerekiyor yani. Öyle bir şey olması da mümkün değil. Olması için mutlaka böyle şey olaylar olması gerekiyor. O benim daha önceden, çok çok önceden konuştuğum bir şeydi. Yani bakın ben burada demin baştan onu söyledim zaten. O konuya ben hiç girmek istemiyorum, gidip gitmeme şeyine de. Şöyle, ben 3 sene çalıştım burada. Çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra ben başkana gittim, söyledim. Dedim başkan ben ayrılayım dedim. Tekrar gelirim dedim. Ben tekrar buraya geldim. Tamam mı? Burada da 4 sene çalıştık şu anda. O bir konuşma oldu, tamam mı? Ona ben girmiyorum. Zaten ben hiçbir zaman maçlar varken o konuya hiç girmiyorum. Onun için onunla ilgili konuşmaya gerek yok yani. Benim şu andaki tek düşüncem şu 2 tane maç. Ha biz burada tabii ki mutsuz olsaydık, dedim onu daha önce de söyledim. Mutsuz olsaydık veyahut da başka bir şey olsaydı ben durmazdım. Kesinlikle durmazdım. Bir kere her şeyden önce ben Sivaslıyım. Hiçbir zaman da bu kulübü yarı yolda bırakır gitmem. Ben bu sene gitsem bile tekrar bir şey olduğunda da tekrar geri gelirim yani, hiçbir sorun yok yani. Ama şu anda onunla ilgili hiçbir şeye gerek yok. Bence tek önemli olan şey 2 tane maç. Bir de Fenerbahçe maçı tabii ki. Yani zaten yoksa sürükleyici bir şeyler olmadı bu kısa sürede, onu bağırıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ya şimdi taraftar tabii ki takımın iyi olmasını ister. Yani mutlaka iyi olmasını ister. Türbünleri doldurması için böyle yıldız oyuncu ister. Normal yani yıldız oyuncu ister. Yani böyle takımı sürükleyecek. Mesela bizde Saba vardı biliyorsunuz. O varken bütün herkes Saba'yı şey yapıyordu. Yani onu seyretmeye geliyordu. Çok seviyorlardı. Adam gitti. Adam yapacak bir şey yok. Adam devreye kadar şey yaptı, mukaveleyi kabul etti. Eşinden dolayı gitti.
adam ben burayı beğenmediler gittiler. Yani onun için bir şey diyemezsiniz ama tabii ki mutlaka bizim de her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Bu takımın şimdi eğer Avrupa'ya gidiyorsanız takımınız hakikaten böyle alternatifli ve oyunun kaderini değiştirecek, taraftarı sürükleyecek birkaç tane oyuncu tabii ki kesinlikle alması gerekiyordu. Ama bu kulübün de onu alacak bütçesi yoksa da illaki alacağız alacağız diye bir şey var mı? Bana göre en büyük olaylardan bir tanesi o küçük bütçeye rağmen Avrupa'ya gitmek. Biz de onu başardık. Hadi ona rağmen 300'e yakın takım giriyor o kupaya, Türkiye Kupası'na. O kupayı alıyorsunuz. Yani o olanaklar olmamasına rağmen. Yani onun için yani şey değil. Bu takımın ben sadece şunu düşünüyorum. Bu takım bana göre biz geldikten sonra çok iyi şeyler verdi Sivasspor'a. Sivas camiasına. Bir kere Avrupa'ya gitti üst üste. Her yerde Sivas'ın adı konuşuldu, edildi. Ve bir sürü maddi açıdan kulübümüze çok büyük bir destek getirdi. Her ay, her girdiğimizde para aldılar. Yani 3 yıl üst üste para alındı. Yani kulübümüze bir gelir geldi. Ve dediğimiz gibi de bizler de çok çok iyi şeyler yaptık. Yaptığımız için oyuncu arkadaşlarımız da tabii ki. Yani onlar bence 500 kişiyi hak etmiyorlar. Yani onların bence çok büyük taraftara oynamaları gerekiyordu. Ha bunda demin de söyledim ya, ya oyun iyi olmayabilir, kötü oynayabilirsiniz. Ama mutlaka da böyle şeyde olması gerekiyordu. Yani destek kesinlikle olması gerekiyordu. Yani bu hiçbir takım, hangi takım olursa olsun, inanın eğer taraftar gitmezse başarılı olma şansı sıfır. Onun için bu iş taraftarla olur yani. Taraftarın desteği çok çok önemli ama olumlu desteği. Bak biz şunu da yaşadık. Yuhlanan oyuncularımız oldu. Yani yuhlanan. Yani yuhlanacak. Hele hele kaleci yuhlandığı zaman tek başına bir adam o kaleci. Bitirirsiniz adamı. Bitirirsiniz. Adamı bitirirsiniz. Onun için yani buradaki takımın geneline bakmanız lazım. Yani geneli derken bu takım ne yapmış ne yapmamış. Bu takıma baktığınız zaman başarılı bir sezonlar geçirmiş. Ha bu arada da krize girmiş bu takım. Krize girdiği zaman da siz de yardım edeceksiniz. Doktora gittiğiniz zaman adam krize girince herkes hemen gidiyor bir an önce iyileştirelim diye. Siz de bunun iyileşmesi için de gerekli desteği vereceksiniz yani taraftar olarak. Çünkü bundan önce mükemmel şekilde verdiler, gösterdiler her şeyi yani. Aynısını yapacaklar. Biz kimseden öyle para pul o bunu falan istediğimiz yok yani. Sadece istediğimiz kalan iki tane maçımıza çok büyük destek yani. Ben ligden başka bir şey düşünmüyorum. Yok kalıyor mu, gidiyor mu, o mu, bu mu? O yok. Yani bizim tabii ki zaman zaman mutsuz olduğumuz günlerde oldu burada yani bayağı. Ama bizim şu andaki hedefimiz lig. Ya Türkiye Kupası tabii ki elimizden geleni yapacağız, almak için uğraşıyoruz ama öncelikle lig tabii ki yani. Çıkıp onları konuşmak doğru bir şey değil yani. Hiç doğru bir şey değil. Hiç doğru bir. Bir kere ben ekibim arkadaşlar hiç kim ne derse desin. Bakın kim ne derse desin. Biz var ya elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hatta fazlasını bile yapıyoruz. Ha, kulübümüzde para almadığımız oluyor, şeyimiz oluyor. Hiçbir zaman da paran kalmaz burada. Kimsenin parası da kalmaz, öderler. Hiçbir zaman da gidip öyle para yüzünden bir şey de çıkardığımız bir şey de yok. Tamam mı? Bizim şu andaki tek düşüncemiz şuradaki krizi aşmak. Bu krizi de aşman için burada yönetimin, taraftarın ve futbolcuların bütünleşmesi lazım. Yöneticilerin oyunculara kucak açması lazım. Oyuncularla konuşması lazım. Sıkıntılarını gidermesi lazım. Şu maçlara hazırlaması lazım herkesin. Ama bizim hem de iki maçı o büyük bir şans. Kendi sahamızda oynamamız çok büyük bir şey arkadaşlar. Onun için de onların gelmesi gerekiyor. Biz demin de söyledim, ben çalıştığım sürece hangi takım olursa olsun, tabii ki Sivas'ın yeri apayrı, kendi memleketim o bir yer. Biz elimizden gelenin her şeyini yapıyoruz yani. Her şeyini. Benim için en önemli şey o muymuş, şuymuş, o değil.
Bizim tek düşüncemiz şu kalan iki tane maçımızı bitirmek. Başka bir düşüncemiz yok. Zaten bugüne kadar her şeyimizi verdik. Bana göre bir teknik direktörün bu zamanlar içinde her sene Avrupa'ya gitmesi bence çok büyük bir olay yani. Bir Anadolu takımıyla Avrupa'ya sürekli şekilde gitmesi büyük bir olay yani. Dünya sıralamasına girmişsin yani. Bu çok güzel bir şey yani bu. Önemli olan tabii ki bunu devam ettirmek. Biz 3 senedir burayı yapıyoruz. 4. senemiz bu. Tamam. Baktınız takım krize düşmüş. Olabilir. Düşer de yani. Her takım düşüyor arkadaşlar. Şimdi size ben bir tane örnek vereyim. Çok basit örnek. Şu anda ligdeki lider kim? Galatasaray. Galatasaray Avrupa'ya gitti mi bu sene? Yok. Beşiktaş gitti mi? Yok. Yani yok yani. Hazır mı? Şimdi Galatasaray takımı tek maç oynuyor, haftada bir maç oynuyor. Ben 3 maç oynuyorum. Şu anda bile oynuyorum bak. Ben şu anda Galatasaray'la oynadı, Fener'le oynayacağım. Şimdi Trabzonspor takımı öyle. Şampiyon oldu. Hem Avrupa'ya gitti, hem ligde gitmeye çalıştı. Olmadı. Abdullah Hoca da bıraktı. Anladınız mı? Öbürlerine geçelim. Fenerbahçe de öyle yani. Her takımda bir düşüş var. Ama bizdeki imkanlar az olduğu için bizim düşüş biraz daha hızlı oluyor. Anladınız mı? Yani burada akıl var, mantık var yani. Böyle bir imkanlar bizde olsa belki biz daha farklı olacağız. Ama her takım bunları yaşıyor yani. Önemli olan şimdi buradan sıyrılmak. Onun için bundan da sıyrılmak için de tabii ki beraber hareket edip. Ben şunu söyleyeyim. Bunu ben niye yaptım biliyor musunuz? Ya ben baktım ki herkes uyuyor ya. Herkes oluruna bırakmış işi. Herkes oluruna bırakınca o zaman benim yapmam gerekiyordu bu işi. Yaptım. Yavaş unutamadılar. Kerem hocam gelsene. Gel lan gel. Ben de çıkarım ha gelmiyorsan. Gel. Bekle bekle. Gel gel. Bekle. Sen niye geldin? Tamam, göbek seviyorsa sıkıntı yok. Ya Eren neyi zorlanıyorsun? Çek işte ya. Hocam göbekli ya. Kim göbekli? Göbeğim sırmamış hocam.